Bir son dakika bilgimiz, aldığım bilgiler doğruysa yönetmenim bana uyaracaktır. Haber merkezinden aldığımız bilgileri okuyoruz, ifade ediyoruz ama YPG mevzilerinden duman yükseliyor. Suriye'nin Resulayn kentinde YPG mevzilerinde 4 patlama oldu. Türk jetleri sınır hattında uçuyor. YPG'nin hakimiyetindeki yerlerden yoğun duman yükseliyor ve Fırat'ın doğusuna operasyon an itibariyle başladı Sayın Bekir. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim Mehmetçiğimizin yanında olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olsun. Rabbim silahlı kuvvetlerimizi, Mehmetçiğimizi, Büyük Türk Milleti'ni korusun. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bundan sonraki süreçte sık sık seçim olmayacak, seçimle karşı karşıya kalmayacağız ifadesini kullandı. Belki de bu mesajın altında ekonomi veriler yatıyor muydu? Kuşkusuz ekonomideki yaşanan sıkışıklığımız ortada. 2018 Ocak ayında özellikle uluslararası bir kısım güçlerin Türkiye'yi ekonomik bir baskıyla, bir finansal müdahaleyle Türkiye'ye ciddi şekilde zarar vermeye yönelik bir operasyonla karşılaştık. Türkiye istikrarını muhafaza eden bir anlayış ve sonuçla 24 Haziran seçimlerini nihayetlendirmiş oldu. Bu yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla hayat bulması için Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi destek vermeye devam edeceğini Sayın Genel Başkanımız tarafından hatırlanacaktır ortaya koymuştu. 1700 gösterelim buradan da. 1750 kişi işten atacağız diyor. Yani. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı özel kalem müdürlüğü. Evet yazmış burada da diyor ki 1750 kişiyi çıkaracağız diyor. Bu resmi olarak da ifade edilmiş. Tabii. Bu dağıtım içinde verdikleri yerler. Ulaşım AŞ, Altın Koz AŞ, Yeni İmar AŞ, Cufaşö Belde AŞ. Evet burada da resmi olarak belli. İşten çıkarılacak. Adana Büyükşehir Belediyesi için işten çıkarılacakların resmi olarak izahı burada aslında. Şimdi biz sadece basından, medyadan takip ettiğimiz kadarıyla çok ciddi iddialar bunlar. Bu ciddi iddiaları örtmektense, savsaklamaktansa üzerine gidip parti yetkili organları da iyi bir araştırma yapıp gereğini daha sonrasında yaparsa daha sağlıklı bir sonuç elde edilebilir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da bu konuda müsterih olur. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret edecek ve akabinde ise yine belediye önünde vatandaşlara hitap edecek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunması bekleniyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Karabük'ten sonra ise saat 15'te Bartın Belediyesi'nde olacak. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret edecek ve akabinde ise yine Bartın Belediyesi önünde vatandaşlara hitap edecek. Cumartesi günü olan program bu. Pazar günde devam edecek MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin teşekkür turu Karaman'da olacak. Peki Sayın Başkan biz programın sadece bir kısmını biliyoruz. 20 Temmuz'da saat 15'te Bartın Belediyesi'nde olacak ve makamınızda sizleri ziyaret edecek MHP lideri Devlet Bahçeli. Sayın Devlet Bahçeli'nin Bartın'a intikalinden sonraki program akışı nedir? Detayları sizden öğrenelim. Program akışında 15'de Bartın'da olacaklar. Belediyemizi ziyaret edecekler. 16'da belediyemizin önünde bir halkımıza bir bilgilendirme toplantısı, küçük bir mitikmin diyelim, o şekilde bir toplantı olacak belediyemizin önünde Allah nasip ederse. Ülkücülük özel bir, Türk milliyetçiliğinin özel bir adıdır. Ülkücülük Milliyetçi Hareket'le, Milliyetçi Hareket Partisi'yle ve Ülkü Ocakları ile mütemmim cüzdür. Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Siyaseten söylüyorum. Siyaseten Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Veyahut da bu işin okulu olan, kaynağı olan, asıl mecra olan Ülkü Ocakları'nda olur. Rahmetli başbuğumuzun bu konuyla alakalı çok güzel bir ifadesi var. MHP dışında ülkücülük yapanlar Yahudi dükkanında asılı besmele tabelasına benzer, diyor merhum başbuğumuz. Tam olarak bizim de ifade ettiğimiz budur. Ülkücü Ülkü Ocakları'nda olur, Ülkü Ocakları'nda yetişir. Daha sonra siyaset yapacaksa bu işin siyasi arenadaki organizasyonu olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapar. Hem karadan hem havadan Tuzla'daki fabrika yangınına müdahale devam ediyor. İstiyorsanız görüntüler devam etsin ben Sayın Vekil'e söz hakkı vereyim. Bir pencerede Sayın Vekil için açabiliriz belki. A veya B partisinin kazanmış olması önemli değil. Önemli olan
24 Haziran genel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla devamlılığı esastır. Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan telefon hattımızda olacak ve G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin detayları bizlere aktaracak. Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Japonya'ya gidelim. Abdurrahman Başkan bizleri bekliyor. Bir birlik sağlamak Türkiye'yi de bu müdahalelere karşı korunmasını sağlama amacıyla yapılandı. Ve 24 Haziran'da Sayın Genel Başkanımızın beka sorunu var dediğinde işte belediyelerde daha sonra da belediyelerde beka mı olur dediler. Şimdi belediyelerde ne olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'a gidelim. Azerbaycan'da ekip arkadaşımız Şelale A. Şirinova bizleri bekliyor. Azerbaycan'da gündemin öne çıkan gelişmelerini bizlere aktaracak. Ve biz de Azerbaycanca belki de salam diyelim Şelale. Selam Cem. Hoş geldiniz yayınımıza. Peki seviye aşağılarda diyoruz. Yani Trump'ın bu mektubunu bu sefer mektupla yazmış. Aslında biz bu aşağılayıcı ve kendince aşağılayıcı ifadeleri Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye ithafen yazıyor ama daha önceki zamanlarda da tweet atıyordu ki sabah, öğle, akşam birbirlerinden yani bir gün içerisinde 3 farklı zamanda birbirinden bağımsız tweetler attığıyla karşı karşıya kalmıştık. Peki tarihe dönelim dediniz ya az önce. Ben de biraz tarihe dönmek istiyorum. 9 Ekim günü bu mektup yazıldı ve 9 Ekim'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar da bu mektuptan bizim sesimiz, sedamız hiçbir şekilde haberimizde olmadı. Olayı saptırmadan yapmamız doğru. Lazım. Asıl verilmesi gereken mesajın dışına çıkılmaması lazım. Doğru. Ne yazık ki biz bir şeyleri yaparken ülke millet milletçe bazı şeyleri yani artık yani amacından aştırıp başka yerlere götürebiliyoruz işi. Bu sefer de verilmesi gereken kasıtlı mı yapılıyor sizce? Kasıtlı ya orasını bilemem. Aşk bir kalbin içinde yanıyor aşk. Sızım sızım sızlatıyor. Ellerinden kaçılmıyor. Bir an ettin bıraksın aşk. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ederim. Ağzınıza, yüreğinize çok teşekkür ediyoruz. Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak bizlerle birlikte. Aşkım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar hepimize. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bizleri kırmadınız. Geldiniz ve izleyicilerimizin soruları oldukça fazla. İnsan kendini öğrenme kısmında biraz zorlanıyor. Çünkü irfan sahibi olmak kendini bilmek, ilim sahibi olmak dışını bilmektir. Dışını bilmek kolay da kendini nasıl bileceksin? Bunun için kitaplara, bunun için dostlara, bunun için yayınlara, bunun için kimi için dine, kimi için bir ideolojiye, bir bilme ihtiyaç var. Yani biz acılarla sınanan, acılarımızdan dolayı tek başına kalan, tek başına kalınca da kendini bulmak için çıkarım yapan insanlarız. O yüzden ilgi çok fazla. Çünkü toplumlarda ciddi anlamda bir yalnızlık problemi var. Evliler yalnız, yalnızlar yalnız, zenginler yalnız, fakirler yalnız, X partiden olanlar, Y partiden olanlar yalnız, dindar olan da olmayan da yalnız. Bu dinin ya da toplumun problemi değil, insanın problemi. Aşkım, ben bu yoldan şey anlatırım. Miyim? Çok özür dilerim. Efendim? Mutlu olan yok mu sizce? Ben şu modern çağda mutlu olanın çok az olduğunu, onların da ortalıkta olmadığını, mutluluğu yaşadığını düşünüyorum.